Kalk dinlenir, kahve ikramımız ver. Sen gülmeye çalışacaksın herhalde. Aynen ablam. Gel. Gel, 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 gel. Ne yapıyorsunuz lan? Ne yapıyorsunuz lan? Hem dert dinliyorum, hem de güldürebilene yükseliyorum. Doğma büyüme İstanbulluyum. Yani İstanbul'un karmaşasından bayağı bir bunaldım artık. Sıkıldım. O yüzden hani bir ufaktan artık gezmeye başlamam gerektiğini anladım. Başka yerdeki insanlar ne yapıyorlar, ne diyorlar, ne yiyorlar, ne içiyorlar. Sonrasında da hani insanını merak ettim, kültürünü merak ettim. O yüzden hani bu geziye başlamaya karar verdim. Ve başladım. Yavaş yavaş da hani yakın şehirlerden başlayıp yavaş yavaş uzaklaşmaya başladım. Yani en uzak İstanbul'dan işte Diyarbakır, Batman, Mardin o taraflara kadar gittim. Bu sene yani bir ay içinde yurt dışına da açılmayı düşünüyorum. Yani 10 TL karşılığında dinliyorum dertlerini. Amacım aslında hani şey, insanlar artık birbirine güvenemez oldular. Ve hani artık selam vermek bile zar zor oluyor. Yani bir yere giriyorum, selam veriyorum, selam almıyorlar. Yani artık bu eskiden her şey güzeldi, herkes birbirini tanırdı. Sohbet olurdu, muhabbet olurdu. Ama şimdi bakıyorum etrafa, yani birisine saat, mesela pardon bir şey sorabilir miyim dediğinde yani dönüp bakmıyor bile. Benim de amacım şu, artık kimsenin kimseye güveni kalmadı. Kimseyi kimseye güvenip de derdini anlatamaz oldu yakınlarına. Bu sayede hani şahsen ben de yakınlarıma derdimi anlatamıyorum. Fakat hani yabancı birisi olursa giderim ona derdimi anlatırım. Çünkü arkadaşım değil. Hani benim derdimle benim sırtımdan vuramaz. Bana bir şey yapamaz benim derdimle. Yarın öbür gün onunla karşılaşır mısın? Zor bir ihtimal. Yani karşılaşmazsın da. O yüzden hani yabancı kişiler çok geliyor. Yani yabancı derken beni tanımayan kişiler çok geliyor. Ailevi sıkıntıları var. Eşiyle büyük bir sıkıntıları var. Çocukların arasında bir tanesi engelli. Eşi işte çocuğuyla biraz sıkıntılar yaşıyor. Ben zaten kahve içiyorduk karşılıklı. Hani o sırada hani yani ben o kadar çok etkilendim ki yani böyle bir şey olamaz dedim. Ben o kadar etkilendim ki yani gözyaşlarımı tutamadım zaten. Önceden kahve ikramımız yoktu. Şimdi tüpümü aldım, kahvemi aldım, cezvemi aldım. Şimdi kahvede ikram ediyorum. Bir kahvenin 40 yıl hatırı var derler. Ondan sonraki amacım ben patenimle birlikte dünya turu yapmak istiyorum. Hani otostop değil de sırt çantam sırtımda, patenim ayağımın altında. Onunla birlikte dünya turu yapmak istiyorum. Patenim yok maalesef. Hani sponsor arıyorum ya da yardımcı olacak birilerini arıyorum. Hani dert dinlemek tamam vesaire bunlardan hani çok kazanamıyorum zaten hani o da beni sadece doyuruyor. Bir de eksik malzemem varsa onları alabiliyorum. Yani dünya turu patenle geçtim. Şehirden şehire bile patenle gezen yok. Yani bunun ilki ben olmak istiyorum. Aynı dert dinlenir onları ağlatabilene 100 lira gibi. Hani her şeyin yani bir şeyin ilkini yapmayı seviyorum açıkçası. Patenimle dünyayı dolaşıp şehir şehir herkesin derdini dinlemek istiyorum. Yani bundaki sebebim de şu aslında, insanların yüzlerine bir tebessüm koymak. Gelen geçen o şeyi gördüğünde güldürmeye çalışmak 10 lira, güldürebilene 100 TL. Yani otomatikman güler yani, ilk defa böyle bir şey görüyorlar çünkü. Bunun da ilk şeyi benim yani, ilk çıkaran benim. Buradaki amacım şu aslında, insanların yüzlerine bir tebessüm koymak. Bir mesela atıyorum ki şu karşımızda birisi ağlıyor. Bunu gördü, tebessüm etti. Bir anlık derdini unuttu. Yani insanlar ne kadar çok gülerse dertlerini o kadar hafifletebilirler. Bu yüzden böyle bir şey geldi aklıma. Karşılayabildiğim kadarını karşılarım. Param mı kalmadı? O zaman ben kartı kapatırım, dertten devam ederim. Türkiye'de müzisyenlerin, özellikle sokak müzisyenlerinin ve genel olarak sanatın değer verilmemesi. Yani ben kendim mesela geçenlerde bir albüm çıkardım. Bir yayınlama yaptık ama neredeyse hiç dinlenme bile olmuyor ve reklam verilmeye kalktığında internetten fahiş fiyatları istiyorlar. Müzisyenlerin derdi bitmiyor gerçekten. Aynen gördüm buradaki tabelaları, dedim anlatayım. Kendinin hikayesini de dinlemek isterim açıkçası. Neyiz?
Ben de bir de yapacağım ya. Kendim de böyle.